Beni tanıdınız galiba. Ben kimdim? Gönül Su bende.
TV'nin hep sevilen ve sorulan formatı Doğru Aşka Doğru'ya hoş geldiniz. Bu bir online izdivaç yayınıdır. Şimdi nedir online izdivaç yayını? Nasıl yani? Sen biz burada evlenecek miyiz? Gibi sorularınız varsa eğer. Şöyle aslında başvuru linkimiz vardı. Oraya başvuran arkadaşlarımızdan seçtiklerimiz, yani 6 çiftimiz var sanırım. Bu gece o insanları önce sesli odada tanıştıracağız. Sonra da işte eğer birbirini beğenirlerse kameralarını açtıracağız. Birbirini görecekler ve Instagram'dan takip edecekler. Gülüm bu. Evet, şimdi Mercis Ercan'ı alacağız. Bir bağlanalım. Mercis'te durumlar nasıl? Öğrenelim. Biliyorsunuz Mercis Ercan kültür sanat camiasında çok tanınan, bilinen bir isim. Kendisi de özellikle İstanbul'da ama tüm dünya sanat gündemini takip ediyor ve içeriklerinde de bunlara yer veriyor. Ben tavsiye ediyorum onu takip etmenizi. Birazcık Mısır piramitlerine ne olmuş? Efendime söyleyeyim, hangi sanat eserleri çalınmış? Ne olmuş? Bunlarla ilgili içerikleri inceleyebilirsiniz. Ortamlarda satarsınız bu bilgileri, öğrendiğiniz bilgileri. Hemen Sercan'a bağlanalım. Sercan nasılsın? İyiyim ya, ne yapayım? Seni özlemiş izleyicilerimiz. Evet. Bugün pasta yemedik çok şükür yapma. Bugün pasta yemedik. Hoş geldiniz. İlk çiftimiz bir kedi ve bir çağla. Billak ve çağla. Peki o zaman şimdi sizleri tanıyalım bir. Çağla, başlayalım senden o zaman. Ben Çağla, 20 yaşındayım. Okumak için İstanbul'a gittim. Şu an İstanbul'da değilim ama orada okuyorum. Normalde oradayım. Bir Rizeli olduğum için Rize'ye döndüm. Rizeli misin? Evet, öyle bir sorun var. Geçmiş olsun Çağla. Neler bekliyorsun karşındaki insandan? Çok bir şey beklemekten ziyade gerçekten oturduğumda saatlerce konuşup anlaşabileceğim, şakalaşabileceğim, hiç bıkmadan. Ya mesela o zaman yani bir erkekte akıldan çok mizaç mı ön planda senin için? Yani mizah seviyesi falan. Akıl da bu arada tabii ki zeka ve mizah birleştiği zaman Cem en yüksek Yılmaz. şey olur. Peki bir şey söyleyeceğim. Uzak mesafe ilişki sen yaşadın o zaman, değil mi? Yo, ben hiç uzak mesafe ilişkisi yaşamadım. Billak'ı hiç dinlemedik. Billak selam. Selam. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim siz. İyi. Seni tanıyalım. Sen neler yapıyorsun? Ben 21 yaşındayım. Bir organizasyon ajansında çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Okudum bitti. Bir şirkete girdim. Oradan da devam ediyorum şu an. Hatta ofisteyim. Ofiste misin? Çalışıyor musun? 9.30 gibi bitirdim işimi. Ondan sonra yayına kaldım. Peki. Ya birbirinize biraz sorular sorun. Ben aradan çekileyim azıcık. Orada Ben bir detay tane vereyim. Bilal. Tabii. Bilal senin bir kızda önceliğin olarak ilk üç özellik nedir senin gözünde? Ya kesinlikle yeni fikirlere açık olması. Kendimi böyle hissediyorum. Kendisinin de istediği gibi oturup uzun süre sohbet etmek. Kafaların anlaşması. Ama zaten ikiniz de Belkıs Evet. TV izlediğinize göre yani o zaman zaten iyi anlaşabilirsiniz demek oluyor bu. Billak Ya nereli? Nereli diyorlar Billak? Kız Rizeli. Ben Giresunluyum ama seviyorum Aa, memleketimi sen de yani. Çok nadir Giresunlusun. giderim. Ama Giresun'a Evet, kız çok uzakta. vermezler. Rizelilerin çünkü şöyledir. Hiçbir memleketten adam çıkmaz. Bir kendileri adamdır. Tabii şeyden aileden aileye çok değişiyor ama mesela e-devlete bakıyorsun da ömür boyu Rize'den Ha, gelmişler. Yani hiç aynen. Ben dışarıdan de baktım. bulunan çok nadir. Ben de baktım. Yemin ediyorum, karşı sokağa bile geçmemişler ya. Aynı Evet, sokakta tam dönmüş aynı şehrin durmuşlar. içinden. Sen kıskanç biri misin? Oh. Uyuz biri misin? Ben hiç kıskanç biri değilim. Belki de Uyuzluğu kendim diyemem tabii şimdi. Uyuz muyum bilmiyorum. Bana göre değilim. arkadaşların senin için der mi ay uyusun Yo, ya falan. arkadaşlarım benim için uyuz demez ama inat diyen, o aksi falan diyen oluyor. Öyle işte. Laskizu. İnatçı yani. Biraz o kadar inatçı değilim ama yani Uyuz. diyorlar. Biraz aksiliklerim olabiliyor sanırım. Aksinalet diye sen. Aynen, Uykusuz, o aksi ve kafa. nalet. Bilmiyorum, Aynen öyle. bence ben kadının uyuz olduğu ilişkileri çok severim. Öyle. Biraz eli maşalı olacak. Doğru Ne mu? düşünüyorsun Billak bu konu hakkında?
Aslında uyuzluk değil. Ya şey olur ya mesela hani sinirine dokunana kadar aynı şeyi yapar. Uyuzluk budur. Ha evet, aynen. Sevmediğin üstüne gidersin. O zaman çekimi artar. Yani vay, sen çözmüşsün. Bir dakika, yani şey mi? Böyle didişmeyi sever misin ilişkide? Evet. Aa! Onu ben de severim. O tarz uyuzluklar. Siz kavga et. Siz bir... O yüzden böyle en küçük şeye alınan insanları da sevmem. Tabii ki belirli bir seviye aşkı. Sen Rizelisin çünkü. Sen hassas bir kadın olamazsın. Valla peki bir insanda en gıcık bulduğun şey nedir? Fikirle de insanlara saygı duyulmaması saçmalıklarına gelemiyorum. Ya zaten bu devirde artık da yapan olmasın bir zahmet ama bu tarz şeylere gelemem en çok. E peki mesela çok saçma bir fikire de saygı duyulması gerekir mi sence? Hayır, tamam, şimdi fikir var. İşte mesela orada iş değişir yani. Her fikre saygı duyuyorum tabii. Dediğinde deme onu o zaman. Yok aşkım, şaka yapıyorum. Ama hani yok, biraz... Yok, ben anladım demek istedin ama bence siz de beni anladınız. Peki Bilak, sen böyle yazar mısın Insta'dan kızlara falan, hani beğendiğin birilerine? Hayır. Nasıl yazmazsın? Dümdüz yazmam. Beğeniyorsun birine, aşırı beğeniyorsun. Insta'dan bir story atıyor falan böyle. Yediği yemeği atıyor, onu bile merak et inceliyorsun. Aa ne güzel bugün pilav yemiş falan. Hani böyle ama bir türlü yazamıyorsun gibi mi? Evet. Aa evet. Platonik oldun mu hiç? Hayır. Peki hiç birini sevdin mi? Sevdim. Aa ne oldu peki Bilal? Güzel bu, güzel bir sinyal. E peki hiçbir o kadar organizasyonda çalışıyor. Hiçbir organizasyon yapamadın mı birisi için? Yapamadım. O zaten kendimde hiç olmuyor. Öyle hep mi diyorsun? Dışarı. Biraz Allah biraz Allah, sen biraz içine kapanık. Nerd, içine kapanık, çalışkan çocuksun galiba. Ama evet. Senin gibisini 30 yaşında falan arıyorlar. Çok arıyoruz yani. 30 yaşlarında bu huya sahip. Sevdiğin kıza ne oldu? Ne oldu? Önce lisedeydik zaten. Ha, zaten şehir dışına taşındı. Ondan sonra mesafe girince de olmadı. Yarım kaldı. Evet. Peki mesela şöyle bir şey oldu. Siz atıyorum sevgili oldunuz Çağla'yla. Kız bir gün sana yazdı. Ya ben lisedeyken senden çok hoşlanıyordum ama sana çekinip konuşamıyordum. Buluşalım mı dedi. Ne yapacaksın? O kız mı? Hı, o kız. Onlar biz zaten bunu konuştuk. Yani çıktık da ondan sonra ayrıldık uzun mesafeye girince. Ha öyle mi? Aa üzüldüm evet, biraz. Evet ondan sonra yine görüştük ama şey hiçbir şey olmadı. Çağla senin var mı yavukluğun, eski yavukluların belalı mıdırlar, nasıl? Çok fazla bir geçmişim yok zaten de ben hiç sevmedim de birini. Hani tam içten olarak. Yani hep hoşlantıdan öteye çok gidemedi sanırım. Bir şeyler baştan... paylaşmadan çok sevemiyorsun zaten yani. Evet evet. Peki, biraz siz birbirinize bir soru sorun. Mesela şimdi ben üniversitede okuyorum. Daha birinci sınıfım da. Aramızda bir yaş oldu halde o çalışıyor. Hani hayatlarımızın birbirine uyumu eğer devam ederse tabii. Ne olacak? Ne olacak hala canım? Mesela... İlla öğrenciyle mi şey sevgili olman lazım? Tabii ki hayır ama yani bilmiyorum. Benim için bir önemi yok. Yani her türlü vakit ayırırım. Sevdiğim kişi. Ay yarın Bilal'i çok sevdim ben ya. Bilal dikkat et, sen iyi bir çocuksun. Sen üzülebilirsin Bilal, dikkat et. Çünkü hayat böyledir. Çok da çalışkan bir çocuk maşallah. Bak evine ekmeğini getiriyor. Onun yaşındakiler orada burada babalarının ardı haçlıkla akşama kadar gez dur gez dur. Hiçbir şey yok. Bilal'cim yani seni tebrik ediyorum. Aklı başında bir çocuksun. Evet. Ne düşünüyorsunuz birbiriniz hakkında? Yani ben konuşmalarına bakarak şeyini beğendim, hani görüşlerini diyeyim, tarzını beğendim açıkçası. Ya peki mesela şey olmaz mı? Bu akşam Insta'da bir DM'leşilmez mi ya? Ya da Discord'da. Olabilir. Bence Bilal sakin, kız hırçın. İyi işte abi, taşırsınız birbirinizi. Bir tanıyın birbirinizi. Çünkü ikiniz de aslında sohbet edecek birini arıyorsunuz. Belki de sohbetiniz akar, kafalarınız uyuşur. Bu sohbet güzel bir yere gider. Bence olabilir yani, ben direkt hayır demiyorum. Bence paravanı açın. Kameralar açılsın. Ya ne var?
Ya ne? Bilmiyorum, şu an böyle açılınca kaldım biraz salak gibi. Ben kayıt olduğumu unutmuştum. Belki bir DM'leşirsiniz. Sercan, burada mısın? Evet, buradayım. Evet, ben Sercan'ın yorumlarını merak ediyorum bu arada. O bize soru sorsun ya da o yorum yapsın isterim. Tabii canım, ne demek. Bu yüzden buradayız zaten. Diyorum, iyi ki buradasın. Ben olsam bir DM'leşirim zaten. Ama tabii ki de senin düşüncen de önemli. Mesela Bilal'in verdiği çok önemli bir sırrı ömür boyu saklayabilir misin? Bu nasıl bir soru ya? Sordun soruya bak. Peki Bilal sana bir kolye aldı mesela. Onu takar mısın, ya, takmaz mısın? Beğenmedin ama kolyeyi yani. Beğenmedin kolyeyi taktın. Şu kolyeyi aldı. Tamam, 20 liralık kolye aldı. Tamam bak. Şöyle bir şey olmuş, tamam mı? Bir arkadaşı. Arkadaşı da kötü biriymiş. Dolandırıcıymış. Kanka işte altın kaplama satıyorum, kolye satıyorum. Bilal de aa çok güzel, ben sevgilime alayım falan demiş. Sonra sana bir var, sen diyorsun ki baktın uzak ışıklar kolyesi bu. Ne yaparsın? Fark etmez, takarım o isteği aldıktan sonra. Ben niye takmıyorum, sorun değil. Boyun uzun mu Çağla? Sen boyun uzun gibi Çağla senin. Evet, ben 1.75'im. Kızım 1.75 olur mu ya? Çağla, anladım senin boyunun çok uzun olduğunu. Ya sen kaç boyundasın? 70. Niye hep böyle? Arkadaşlar, boy gerçekten önemli değil, öyle söyleyeyim. Ben başı rengi olarak görmüyorum ama bazı çok takılıyor. Evet. Bilmiyorum, ben hem uzun hem de biraz kalıplıyım aslında. Bence ama fikirsel olarak bir güzel bir muhabbetiniz olabilir diye düşünüyorum ama sen ne düşünüyorsun Bilal? Bilal, ben sana başka birini bulacağım Bilal. Boş ver sen bu kızı. Yani boy engel olacaksa haklı olarak seçim ona kalır. Peki o zaman siz talip, size bu akşam gelecek taliplerinize okey misiniz? Size talip olsun mu insanlar? Çok istiyorlarsın. Var mı arkadaşı Çağla ya da Bilal'i talip? İstiyorsanız Damla'ya yazabilirsiniz. Çok ben teşekkürler geldiğiniz için. Çok ben teşekkürler yayına geldiğiniz için. Sizi tanımak güzeldi. Bilal, sen de çok çalışma. Çalışanın işi artar, evet. Çalışmayanın maaşı Bilal. Bunu sakın unutma. Hadi öpüyorum size. Evet, şimdi bir çiftimiz daha geldi. Bu çiftimiz bir tanesi Levent Üzümcü. Ve... Şu hale bak. Biliyorsunuz Hale SBFC'nin bilinen simalarından biri ve ona birini buluyoruz. Haleciğim, merhaba. Merhabalar. Yani zaten birçoğu tanıyor aslında beni ama tanıyalım, tanıyalım. Bir daha geçeyim. Aman. Kimya mühendisliği mezunuyum. İstanbul'da yaşıyorum. 24 yaşındayım. Şu an çalışıyorum bir yerde. Öyle geziyorum, tozuyorum, dolaşıyorum. Levent Üzümcü, merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sizin sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Memnunum. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ben direkt sorayım o zaman. Yaşını, ne yapıyorsun? Bunları istersen diye. 28 yaşındayım. Korsan taksi yapıyorum genel olarak. Peki bir şey, numaranı verir misin? Numaramı isterseniz özelden atabilirim. Umarım yani ismini bilmiyorum ama Hale diye tahmin ediyorum. Hale adı. Ya şöyle, aslında benim adım Halime ama ben toplulukta... Ne? Halime mi? Kızım, ben seni Hale diye zannediyorum. Allah Allah. Fake bilgi sandım bunu bu arada. Hatırladım. Evet. Ya şöyle bir şey. Hal diye kullanıyordu. Ben de Hale dedim yayında. Öyle kaldı. O da artık öyle kullanıyor. Bu arada çok güzel ezan okurum Hale. İstersen ben de kulağına bir Hale diyebilirim yani. Ezan okuduktan sonra. Daha sonra konuşalım bunu. Tamam, okey. Yani sesinin çok güzel olduğunu çok yazdılar, biçtiler Levent. Levent'in sesini mi çekici buldular? Teşekkür ederim. Evet, öyle zaten ama. Doğru yani. O zaman yani. Ben de... kamerayı açmasam olur mu? dur aç. Öyle. Peki bir şey diyeceğim. Levent, ben sen çok girişken bir çocuğa benziyorsun. Sende var mıdır çapkınlık? Bende var ya biraz. Aa, bir de böyle yani, söylüyorsun. Erkeğim ben çapkınım diyeni bu arada çapkın değildir. Estağfurullah canım, yani erkeklik mi kaldı artık? Yani ben söylerim öyle. Çapkınım yani, dürüstlük. Ama belki bir noktadan sonra çapkın olmayı bırakırım yani, onu bilemem. Peki hiç... Bu noktada anlaşıyoruz o zaman. Teşekkür ederim. Şeyciğim, Hali'yi öyle elinde avuncuda tutamazsın ama. Sude bir ben kaçarım yani. Onu elinde tutmak zordur. Yok yani. Bir başlangıç oldu.
Peki bir kişi, karşınızdaki kişide aradığınız özellikler neler? Yani şu kesinlikle çok önemli dediğiniz bir. Benim bir şöyle bir özellik var. Muharrem İnce'ye oy vermemesi. Yani siyasi konuşabiliyor muyuz bilmiyorum ama. Evet, evet, konuşabiliyorsun. Yayından önce ben de bunu düşündüm ama hani gerçekten ucuz bir yokunur. Sen de bunu söyleyecektin. Ne olacak? Muharrem İnce'den ne olacak? Tamam o zaman, sıkıntı yok. Ne var? Sen kendini yakışıklı buluyor musun? Ya ben kendimi bazen çok yakışıklı buluyorum, bazen çok çirkin buluyorum. Ya öyle bir durum var ya. Bazen diyorum ki politik burada konuşmuyorsun artık. Politik konuşmayı. Arkadaşların senin için yakışıklısın der mi? Bazıları bana çok yükseliyor. Bazıları da bu ne tipine bak, git yüzünü yıka falan diyor. Yani ortası yok. Boyunu soruyorlar. Boyun onu kaç? Boyun 1.83 ama veya 1.85 mi deseydim. Hani öyle olur ya. Halicim sen bir soru sormak ister misin, merak ettiğin Levent'le aslında ilgili? Aslında benim yayından önce böyle birkaç sorum vardı, hazırlamıştım. Ah süper. İlk olarak ne kadar SBF'ci olduğunu test etmen lazım. Ya sen hale gerçekten fenasın ya. Beni hale getirdin, ağlatacaksın beni burada. Sude'nin doğum günü ne zaman? Gerçek SBF'ciler bilir. Bir de çok önemli mi peki? Önemli değil. Çok yani fazla ama bilirsen artı puan olacak. Hale sen öğretirsin eksik kaldığı yerleri. Evet, ben senden öğrenmek istedim biraz. Yani biliyorum şu anda ama söylemek istemiyorum. 5 Mart. Değil. Değil. Tamam. Sanki bir şey diyeceğim. Aklına gelmiş gibi yapmam. İyi oynadın mı bir anda? Hayır. Kötü bir oyuncusun. Halicim senin doğum gününü bilsin o zaman. Benim doğum günümü bilmesinin bir önemi yok. Burcumu da söylemedim. Burcumu da tahmin edebilir. Aa, burç tahmini. Seni hiç tanımadım hala mı şimdiye kadar? Hani bir iki ipucu verirsen bana, şöyle şundan hoşlanırım, bundan hoşlanırım. Ben burcumun karakterlerini göstermiyorum zaten. O yüzden muhtemelen söylesem yanlış bilirsin. Tamam o zaman. Boş verelim burç muhabbetini. Sen ne burcusun? Bilimle falan konuşalım. Biz her şeyi boş verelim. Yani boş verelim canım. Ne olacak yani ya? Levent sen ne burcusun? Ben burçluya inanmayan bir burç olarak aklınıza ne geliyor mesela? Kova. İkizler. Evet, hiçbiri değilim. Oğlan. Oğlak burcusun. Ha, iyi. Çene bassın Levent biraz. Konuşmayı seviyorsun. Yani sevdiğim insanlar olunca konuşmayı severim ama sevmediğim insanlar olunca pek konuşmam, öyle söyleyeyim. Hale senin burcun neydi? Bir burç uyumu yapılsın. Ya ben yengeç burcuyum ama işte dediğim gibi göstermiyorum hiç. Temmuz'un 5'i. Değilim. Ah be! Pardon ya, nasıl bu kadar? 10 günde kaçırdın. Bilmem lazımdı ya. 10 günde kaçırdın. 10 gün gerisindeyim. Ah be. Ben bunu NT derim. Peki durun. Biraz nelerden, neler yapmaktan hoşlanırsınız? Bunları konuşalım o zaman. Evet, biraz gerçek şeylerden bahsedelim. Mesela bir güzel bir hafta sonundan anladığın nedir hali? Ha, bir hafta sonu ne yapmak istersin sevgilinle? Güneşli olursa böyle bir boğaz turu vesaire bir şeyler yapabiliriz böyle. İstinye'nin sahiline gitmeyi ben severim, gezmeyi. O tarafa bir gideriz, bir dolanırız. İstinye sahil. Sonra dinleniriz. Wow. Yemek yeriz. Kahve içeriz. Ama sen istersen gideriz. Yani yapacak bir şey yok. Efendim? İstinye biraz bana uzak geldi ama önemli değil yani. Yani olay orada zaten, yolda vakit geçirmek. Evet, yolculukta tamam. Konuşmak. Yol dediğin metrobüs, otobüs de... Hayır ya, vapurla Beşiktaş'tan böyle İstinye'ye kadar. Böyle güzel bir date. Peki date'e çıkaracak olsan Levent, sen nereye götürürdün? Ben öyle mekan falan sevmem pek açıkçası. Nasıl ya? Ya özür dilerim. Uyuşamayacaksak da uyuşamayacağız bu noktada ama şöyle ki, ben yani dışarıda içmeyi falan daha çok seviyorum şahsen. Sokakta mı yani? Dışarıda derken hava sahil. Güzel olursa tamam. Hani daha iyi olur falan dedin ya az önce. Tamam, o da sahilde gezmeyi seviyor işte. Sahilci mesela, o da açık havacı. Moda sahil olur işte, ne bileyim. Bir sokakta, bir apartmanın kapısında oturursun, böyle insanları kesersin, onlar hakkında dedikodu yaparsın falan. Olur. Öyle güzel güzel kesmeyi tercih ederim insanları. Ama biriyle birebir bir buluştuğunda, özel bir gün olduğunda mesela. Atıyorum şey var mı spesifik olarak, hani şurada yemek yeriz. Mesela öyle bir plan yapacak olsan, insan çünkü mesela heyecanlandığı biriyle buluşacağı zaman mesela önden işte şurada yemek yeriz, şurada bir şeyler otururuz işte, sonra şöyle yürürüz diye bir plan yapmaz mısın? Yani öyle bir şeyin olmaz mı? Olmaz. Niye ya? Yani güzel bir yerde yemek yer. Yok ya. Her zaman hava güzel değil. Her zaman hava güzel değil.
Hayır illaki canım. Ben illaki bunları seviyoruz yani biz de. Atıyorum kalek kamalese oturmayı severim yani zaten. Hakim'im bir erkekte en sinir olduğun şey nedir? Yani bir öyle bir böyle olması diyeyim. Yani erkek olması mı? Hayır yanardım ben de böyle. Buraya çeken lafı. Hafif böyle o şey var ama. Ha şöyle şey mi yani? Heyecanla veriyorum. Net olmaması mı? Böyle seni biraz kandırıkçılık yapması ya. Mı? Şöyle net olmayınca böyle hani biraz gizem katıyor falan orası okey. Ama hani bazen böyle şey oluyor ya. Şunu da severim ama şunu da severim. Ama ikisi birbirinden çok uç noktalarda aslında hani. Ama belki uyumlu ama, biridir. Ay Halen'in dediği şey beni de çok 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 sinir eden bir şey. Halen'in fikirleri aslında çok net. Kızımız ne? Levent'cim peki senin bir kızda asla bulunmasını istemediğin bir özellik? Ya ben bir kızda değil de genel olarak insanlarda şu özellikten hoşlanmam. Herkesle çok çok samimi olan insanlardan hoşlanmam. Ay ben de hiç sevmem. Ama ben yani. iki dakika konuştuğum insana bütün hayatımı anlatırken ben. Yani iki gündür tanıyordur birine ve onu çok samimi olur. Devamında hemen onunla da mesela ilişkisi biter. Ben bu insandan hiç hoşlanmam. Ben de böyle şaka yapıyorum. Ben de hiç sevmem. Hızlı arkadaşlıkları da sevmem. Hızlı sevgililikleri de. Zaten onlar hızlı biter. Hızlı başlayan hazlar hızlı biter miydi? Ama bende şu çok oluyor mesela. Aa canım ne haber ya? Vallahi canım vallahi bir kahve çıkıyoruz biliyorsun. Ha, ben de öyle davranıyorum. İnsanları da normalde sevmiyorum. Çok muhabbet tez ayrılık getirir. Evet. Bu çift biraz ama bence ikisi de çenebaz. Bence bu çiftin ben enerjisini görmek isterim. Ben sevdim aslında iletişime. Paravan açılsın mı? Abi. Soruyorum. Açalım şey yapmayın tamam mı sesten sonra. Her şey mi? Çirkinsem kızmayın mı diyorsun? Aynen. Yok yok asla rencide edici insanlar değilizdir zaten. Zaten bir şey söyleyeyim mi yani? İnanın erkekler öyle zannediyor ya aslında muhabbetli biri olması, iyi anlaşabilmek. Biz kızlar zaten erkeklerin hepsi çirkin ona bakarsan. Kimler kimlere aşkından ölüyor ya. Hadi açın aynı anda. 3, 2, 1. Ya hak. Aaa. Merhaba. Takım elbisemi falan da giyip geldim. Ben ama biraz bana geldim falan çıktım ama. Aman tanrım. Ablamın düğününde giymiştim ama. Ve da. Şimdi kendi düğününde giydin. Seni bazı insanlar tanıyor sanırım. Beni mi? Evet. Bedo'nun da Twitch yayınları varmış. Sen ne yapıyorsun Bedo Twitch yayınlarında? Ben Twitch yayınlarında 31. gün diye bir tartışma programım vardı. En son onu yapıyordum. Hale. Ya. Ne düşünüyorsun? Sence kim DM atar? Bu akşam size yani, kim DM atar arkadaşlar? Genelde ben atmıyorum. Aa. Sen hiç yazmaz mısın mesaj? Düşüneyim en son ne zaman ilk mesajı ben attım diye ama yani hatırlamıyorum bile. Ne bu kibir pardon ama. Levent sen mesaj atarsın da. Pardon biraz sinirlendim arkadaşlar kusura bakma. Bak ortamda oluruz aynı yani. Ortamdayız. Muhabbet olur orada laf atarım böyle bir zarf atarım. Ama kalkıp da Insta'dan ilk taktik şeyi. Yanlış bir şey değil ki ama bu. Bu aslında yanlış bir şey değil ki. Doğru bir şey de değil ama yani neden yazılmıyor? Neden mesaj durmuyor ben... Demek ki o kadar etkileyen biri olmamış yani. Niye atayım ki? He, yani bu zamana kadar atmadı. Bundan sonra atar mısın? Bundan sonra atar mısın? Kişisine göre yine ne kadar etkilendiğine bağlı. Peki Bedo'ya atar mısın? Yani doğruyu söyle. Aynen bana atar mısın? Yani şimdiye kadar atmamışsın. Bugün atar mısın? Yani ya mesela komik bir storiesi falan vardır. Ona bir şey yazarsın. Sen atarsın. Bir kulaklığını bir çıkarsana. Normal... İnsan anatomisi göreyim. Takım elbise giymiş ya. Gerçekten bu yayına verdiğin değer için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet ya. Beydo ne düşünüyorsun? Tariflerini aramak istiyor musun? Yoksa... ben böyle egolu bir insanla görüşmek istemiyorum açıkçası. Yok ilk mesajı ben atmam. Şöyle olmaz böyle olmaz. Yani bunlar zaten hani bir böyle sorun haline getirilmemeli. Biz tariflerimizi aramaya devam edelim. Aynen. Biz aynen tariflerimizi aramaya devam edelim. Aman tanrım. Arkadaşlar o zaman bu aşk... Burada biter Süsa. Rezgi etmiyorum ben. Hani beni aş... Arkadaşlar ama aşk zaten böyledir. Varla yok arasında. Gayet iyi inatlaştılar bence. Bence Hale'nin bu akşam bir mesajı var. Ben Hale'nin yerinde olsaydım...
Mesela evet bundan bahsediyordum işte. Kimse bana mesaj attırtmamıştı bugüne kadar falan gibi bir. Realde ne kadar kolaymış. O onunla bakıştır, onunla kesiştir, onun dedikodusunu çıkar, bunun dedikodusunu çıkar. 3 gün sonra birlikteler. Evet. Bu olmuyor. Aa, o şekilde çöp çatanlık yaptın mı Sercan? Yaptım. Sen o işleri seversin. De yaptım. Üniversitede de yaptım. Hatta tehdit mehdit. Onunla sevgili ol yoksa seni öldürürüm. Bir şey diyeceğim. Ben de mesela birileriyle beni tanıştırmak istediğimde böyle şey diyorum, aa siz tanışmış mıydınız falan gibisinden girişim yapıyorum ama ondan sonra açıkçası şey oluyor yani bir hani. Ben şöyle yapıyorum. Senden işte Ahmet hoşlandı, ben öyle bir şey duydum ya da ne? Sana bakıp duruyorum. Ya acaba bir şey, peki bunun yakın bir dönemde ne bileyim bu biraz yalana giriyor ya hani. Canım o kadar saldım ki bu konuları ama tabii... Ben de öyle şey yalanlar söylemek istedi canım. Benim bazen böyle kuduruyorum arkadaşlar ben. Mesela böyle cidden böyle yalanlar söyleyip insanları birbirine yapmak istedi canım aşırı. Peki sıradaki gelsin artık o zaman. Hoş geldiniz. Lilith ve Ayı. Wow Ayı. Hoş geldin Lilith. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Kübra bu arada ismim. Kübra? Neredesin? Necisin? Kimlerdensin? Neden geldin? İstanbul'da yaşıyorum, Avrupa yakasında. Üniversite mezunuyum, 25 yaşındayım. Hangi bölümdü? Türk Dili Edebiyatı okudum. O zaman bize bir şiir okur musun? Edebiyatla ilgili misin Ayı? İlgili değilim ya, hiç hem de. Peki Ayı sen necisin? Ben inşaat mühendisiyim. Ah işte hep sayısalcı erkek, sözelci kız. Ay. Evet. Sen de mi Oğlak Burcu'sun? Yok, benim yükselenim Oğlak. Ne burcusun? Akrep burcumu, yükselenim Oğlak. Akrep misin? Akrep. Hı-hı. Amanın sokar ha. Devam et. Kusura bakma böldüm. Ben de 25 yaşındayım. İnşaat mühendisi ama inşaat mühendisi yapmıyorum. Airbnb yapıyorum ben de. Başkalarının dairelerini mi şey yapıyorsun, ilgileniyorsun yoksa kendi daireleriniz mi? Kendi dairelerimiz de var. Başkalarının daireleri de var. Sen müteahhit misin yoksa? Karadenizli misin? Yok hayır, yakın ama. Erzurum. Peki 25 yaşındasın. Aynen. İşinde gücündesin. Nerede oturuyordun? Ben Lidze oturuyorum ben. Kız nerede, Nişantaşı'nda mı? Yok. Levent'e yakınım. Ha, tamam. Gültepe'de oturuyorsun yani. Şişli'de. Şişli'de aşkım. Tamam fark etmez. Anladım. Yani sıkıntı değil. Oturduğunuz yerler illa niye aynı mahalledeki insanla mı görüşeceksin? Anlayamadım. Aynen. Ulan Pendik'ten her gün çalışmaya Levent'e gidiyoruz ama. Ayının ciddi ilişkisi olmuş mu? Oldu tabii ya. Hmm, yani neden bitti? Yeni mi? Eski mi? 2020'de bir ilişkim vardı. 2 yıllık. Neden bitti sence peki? Ya pek özel değilse yani üstünden anlatabilirsin. Şey, detaya girmene gerek yok da. Ya benim zamanla alakalı gerçekten problemlerim var. İnsanları çok kolay zaman ayıramıyorum. Aa! Belkıs TV'ye çıkmayı biliyorsun ama bütün yayınlarımızı izlemeyebiliyorsun. ben seni çok seviyorum Sude. Ben bayağıdır seni takip ediyorum. Ay pardon arkadaşlar, lensim battı deli gibi. Ay ben bir lensimi çıkarayım arkadaşlar. Pardon geliyorum. Senin oldu mu Lilith? Benim de 2020'de bitti pardon. Benim de 2,5 yıllık oldu. Benim de ya bitmesi gerekiyordu. Çok uzun olmuştu artık. Çok erken yaşta tanışıp böyle 22 yaşına kadar sürdü. Olacakla biteceğe çare yok. Bir sorunuz var mı birbirinize? Bir sorun ya. Bir şöyle bir tanıyayım birbirinize. Boy sormak istiyorum. Boylar merak ettim. Herkes soruyordu. Boyun 1,88 ya. Bugün Sude'yi söylemiştim. Çok uzun. Senin boyun kaç cici kuş? 1,65. Mesela bir date çıkıyorsunuz, ilk date. Sen nasıl bir şey olsun istersin cici kuş? Ben ne olsun isterim? Ya kahve içip bayağı sohbet edip dolaşmak falan yeterli olur benim için muhtemelen. Başka bir şey aramam. Ya böyle işte mesela atıyorum konsere gitmek falan ilk buluşmada bir şeysin. Yok ya, ilk buluşmada çok iddialı şeyler yapılmamalı bence. Konsere gitmenin nesi iddialı kız? Ne güzel işte, hiç konuşmanıza gerek kalmıyor. Yani. İşte yani sohbet etmek daha ön planda olması gerekiyor bence. Bir de bir noktadan sonra bence insanlar hani ben yaşla alakalı olduğunu düşünüyorum. Tıkı tıkı sürekli mesajlaşamıyoruz. Konuşmak gerekiyor. Evet, yüz yüze tanışıp konuşmak daha hoş oluyor. Ayı peki senin nedir date planın? Yemek siri ya, ilk buluşma. Aa, adabını da biliyorsun yani. Ha işini de biliyorsun yani. Yemekten sonra çok rahat çıkarım var yapabilirsin ya. Ha bir insanı yemek yemesiyle yani mi anlarım diyorsun?
pilava ketçap sıktı falan gibi mi? Yok yok. Ya şey, hem zevkler anlamında öyle. Hem de yemek esnasında sohbet etme şansın olur. Nereye götürürdün o zaman yemek yemek istiyorsun? Suadiye'de çok güzel yerler var. Allah Allah. Senin önceki sevgilin sana bayağı yemek vermiş. Onun kıymetini bil. Genelde erkekler pek böyle şeyler çok ilgilenmezler. Neden bilmiyorum. Ayı karşındaki insanda aradığın özellik nelerdir? Saygı duyması kesinlikle. Saygı birinci. Saygısızlık falan. Örneği nedir peki? Hani ne yaparsa saygısız olduğunu düşünürsün? Bunu biraz düşüneyim ben. Mesela hep bu söyleniyor. Saygı çok önemli deniyor ama saygıdaki şey nedir? Neyin saygısızlık olduğunu? Çünkü ilişkide insanlar çok samimi olduğu için çok samimi olduğun kişiyle bazı boyutlar saygısızca şeyler yapar. Yani tabii ki hakaret vesaire şeylerden bahsetmiyorum da. Yani tanımadığım bir insana mesela saçma sapan davranmam ama samimi olduğum insana vıcık vıcık davranırım yani. Gibi. Ya ben de şey ya, yok onda değil de ben de fikirler çok önemli. Yani fikirlerime saygı duyması çok önemli benim. Hmm. Sana direkt Passat'ı var mıymış? Ayının Passat'ı var mı? Arabam yok ya. Hmm. Zaten araban da olsaydı diyecektim, bu çocuğun burada ne işi var? Okey, olur olur canım, daha 25 yaşındasın. Olur. Senin peki cici kuş? Ya ben vakit ayırmasını isterim ya. Aa. Evet. Ayı da diyor ki ben vaktimi ayıramam. Evet. Airbnb'den Airbnb'ye koşuyor bu çocuk. O anahtarı alıyor, oraya veriyor. Hani anlayış olur, işi vardır, sayı vardır. Hani artık bir noktadan sonra o günlük rutinini bilirim ama onun dışında da hani bana vakit ayırmıyorsa bir sorgulanır. Ama ne kadar vakit ayırmam diyorsun ayı bu arada? Yani bugünüm örnek vereyim mesela. Bugünüm gerçekten çok yoğundu. Aa, ve yayınımıza geldin. Çok teşekkür ederim. Sabah evden çıktıktan sonra saat 9'a kadar falan hiçbir şekilde müsaitliğim yoktu. İşte akşam bu programı yaptım. Yemek yedim, apar topar eve geldim. Yayına katıldım yani, buradayım. Ama tamam, bunlara işte mesela da öyle. Şey, hepimiz çalışan insanlarız aynı zaten. Bunda mesela çok fazla, bu durumda çok fazla anlayış beklerim mesela. Bazen günde 15 dakika konuşma bile yeterli olmalı bence. Aa. Evet. Ya sen de iş adamı mısın ya? Ne bu abi, 15 dakika. Ama iş çalışırken insan, evet, bir şeyle ilgilenirken ben bana mesaj atıldığında telefonu fırlatasım geliyor. Bazen böyle şey oluyor, hani güzel bir mesaj dahi olsa, mesela bildirim geliyor. Bir hikayesinde benden bahsetmiş. Teşekkür ederim ama sinir oluyorum. Gibi. Bence de öyle, ben de katılıyorum. Ben çok orta yolcu bir insanım bu arada. Ben de öyleyim kesinlikle. Ve şey, çok çözümcü bir insanım. Evet. Sercan'cığım. Mesela şey, atıyorum. Hafta çok kötü geçmiştir. Hiç iletişim kurulmamıştır. Ama hafta sonu telafi edilir mesela. Aynen. Sen bir kadının gönlünü almayı biliyor musun yani? O ince bir insanım ya bence. Allah Allah. Sercan sen ne diyorsun? Ben çok okey diyorum. Sevdin mi? Tarafları. Sevdim. Ayı biraz kapsayıcı zaten. Ya bence okey. Neden ki? Bence yani okey. Neden? Bence de ayı olgun birisi. Evet yani. Sadece çok vakit ayıramam falan diyor. Ama ne olacak sanki? Ayırmasın, ne olacak? Senin olduktan sonra ne önemi var ki? Dursun kenarda, ayırmasın. Hayır, ama bunu söylemesi de çok güzel bir şey. Yani belki önceden söylememesi karşı tarafı çok sinir edecek bir şey. Çocuk bunu der mesela, başta söyledim daha ben bunu diye. Evet, doğru. Peki enerji durumunuz nedir? Ayı, cici kuşla bu gecenin bir mesajlaşması var mıdır sence? Vardır ya. Aa, vardır. Cici kuş sence? Vay. Ben merak ediyorum. Paravanlar açılsın mı o zaman? Açılsın. Evet işte. Çiftimiz bu. Şöyle bir nasıl enerji? Chat size karşı çok olumlu. Siz birbirinize karşı ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Nasıl bilmiyorsun ya? Ben mi bileceğim? Ya ben şeyim. Ben her şeyi deneyim. Bir mesela bir... Peki bu akşam mesela onun mesaj atmasını beklersin, sen atar mısın? Ben atarım, fark etmez. Ben sohbet etmeyi de severim. Ayı, senin yorumun nedir? Bu gecenin mesajlaşması var mı? Keyifli bir insana benziyor Kübra gerçekten. Teşekkür ederim. Memnun oldum ben de. Aaa... Mesaj, 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 mesaj. Bir
bir şey demiş, ayı mısın bir şey de. Ya heyecandan olabilir canım. O zaman sizleri Instagram DM'ine uğurluyorum. Uğurluyor muyum? Uğurluyorum bence. Evet. Yaşasın be. Yaşasın be. İşte bu be. Biliyordum be. Bir tane çıkacaktı. İşte bu. O zaman öpüyorum sizi. Çok teşekkürler katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. King ve Lilliput. Merhabalar. Selamlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz efendim. Tanıyalım önce. Adım Mehmet. Aşçıyım. Yani yemek yapmakla meşgul bir insanım. Artı olarak 25 yaşındayım. Burcumu önceden söyleyeyim. Yengeç burcuyum. Yani bu kadar şimdilik. Aşçısın. Nedense evet. Bu yarışmaya aşçı erkekler katılıyor ya. Bir tane daha vardı. Bir aşçı daha vardı hatırlarsanız. Aşçı erkek kalp. Yemek yapması. Bir de ne kadar zamandır yapıyorsun? Nerede yapıyorsun? İsmi vermedi. Belki ya, semt olarak söylersin. Yani ne alanında, hangi, nasıl bir restoran olduğuna dair. Ağırlıklı olarak İtalyan restorantı Lucian Arkas Bağları İzmir'de. Şarap mahzeni olarak geçiyor orası. İçerisinde restoranı da var. Kocaman bir üzüm bağı var. Hem şarap üretimi hem de yemek yapılıyor. Aa, yani orada. Nerede oluyor İzmir'in neresinde? İzmir Torbalı'da. Aşante mi? Evet. Aşante. Peki. Gideriz ya biz de bir ara. Ya misafirim olun tabii. Buyurun gelin yolunuz düşerse. Paranız yeterse yine... mi demek istiyorsun? Paranız yeterse gelin. Çok ya güzel arada... Yersu'da beraber gidelim. Van Dey Hoca senle giderim tabii. Şöyle söyleyeyim bu arada. Sakın para konusuna girmeyin. Hani benim misafirim olacağınız için hayır bunu kabul edemem. Hayır bunu kabul edemem. Olmaz. Hayır ben vereceğim. Ben vereceğim olmaz. Olmaz ben bunu kabul edemem. Abi. O zaman Lilliput'u tanıyalım. Evet merhaba tekrardan. Adım İlayda. 25 yaşındayım. İzmir'de Karşıyaka'da oturuyorum. Grafik tasarımcıyım ben de. Bu çift, ben, siz belki önceden tanışmışsınızdır bile. Düşünsene ortak arkadaşlarınız varmış. Hani aynı yaş grubu falan ya bir de. Evet ama hiç tanıdık gelmedi. Çevremde hiç aşçı yok benim. Aşçılar hakkında ne düşünüyorsun? Güzel, iyi yemek yapan bir erkek. Ne bileyim. Bence güzel bir özellik. Sen de grafik tasarımcısın. Aslında böyle şey. İkiniz de mesleği eğlenceli. İkiniz de sayısalcı değilsiniz. Oldu bu çift ya diyorlar. Durun bir tanısınlar birbirlerini. Donanımdan anlıyor musun? Donanımdan, bilgisayar donanımlarından falan. Format mı attıracaksın kıza? Yok hayır. Ben normalde oyun oynamayı seven bir insan olduğum için bilgisayarla da haşır neşir biriyim ya. Gamer mısın? Grafik tasarım alınca. Yok hayır. Kendime gamer takamam ama oyun oynamayı seven biriyim. Ne oynuyorsun? Ya, yemek yapma oyunu oynuyormuş. Ya online olarak Apex Legends olsun, Rainbow Six Siege falan. Onun dışında genelde single player takılıyorum daha çok. Ay pardon tamam hiç bildiğim bir tane bile şey çıkmadı. Ben de niye ne oynuyorsun diye sorduysam sanki oyun bilirim. Sims yani benim başka oyun yok. Diyormuş su mutfakta. Sims'te yemek kariyeri yapıyorum. Peki tamam. Buyur ben çok söz keserim sen benim sözümü kes. Yok estağfurullah. Sims'te zaten çok böyle bir... dört arkadaş bir evde toplanıp sadece büyüdüğüm mahallede bir kişi de bilgisayar vardı. Onun bilgisayarında da Sims 1 vardı. Hani bizim için çok lüks bir şeydi bu. Benim 4 kişi toplanırdık. Olmuştu. 4 tane arkadaş olarak böyle bir şey yapardık. İşte karakter yaratırdık. İyi günlerimiz geçti bizim Sims oyunuyla. Sims deyince bir anılar depreşti. Peki Lilliput. Karşındaki insanda aradığın özellikle bunlar önemli. Yani sen nasıl biriyle karşılaşmak istedin bu yayına gelirken? Yani komik olması benim için biraz kızlar önemli. Hep bunu söyler. Hep komik olması. Mesela bu çok söylenir. Evet neden bunu çok isterler anlamıyorum. Ben çok isterim. Ben mesela yani kendim düşünüyorum da ben Yasemin'e çok gülerim mesela ama Yasemin'in komiklik yaptığım hiçbir şey gülmüyor. Milyonlar gülüyor, o gülmüyor. Nasıl yani? Ama tabii birbirinize mimler falan atmanız lazım. Aynı şakaları yapmanız lazım. Bir yandan sonra çiftlerin kendi dili ama oluşuyor. Şaka dili oluşuyor. Yani ben genelde
yaptığım seçtiğim kararlar da komik olsun diye falan hani böyle trollüğüne yaptığım şeyler oluyor genellikle. O yüzden bu yarışma, karşılayayım. Bu yarışma diyorum ya. Bu programa katılmak gibi mi? Aynen. Aa. Peki nereden biliyorsun öyle? Trollik olsun diye yaptın ama belki çok etkileneceksin. Sevdiğin bir kıza hiç yemek hazırladın mı? Evet. Ne hazırladın? Ne hazırlardın? Peki o zaman merak ettim. Başlangıç olarak en çok yapmasını sevdiğim körpü ıspanak salatayla bir başlangıç ispanak olarak. Ispanak salata ondan mı? Ondan sonra körpü ıspanak salata çok iyi bir salatadır. Onun dışında ara sıcak olarak porcini mantarlı risotto. Ana yemek olarak ise dana bodigo, tatlı olarak ise krem brülle. Aa. Aynen ben de öyle. Ben de ya şey cidden dere yatağında kızartılmış ördek portakal bayılırım gerçekten. Onlar artık şu olmuş klasikleşmiş eskileşmiş. Evet evet şey. Çünkü. Ben vejetaryenim ama. Ha, yani fark etmez. Vejetaryen yemekler de yapabiliriz. Wow. Güzelmiş. Benim ilgimi çekti. Gastronomi mi okudu? Ben kemikten gelmeyeyim. 13 yaşımdan beri yapıyorum bu işi. Üniversite olarak sadece elimde hani aşçılığa dair bir belge olsun diye gitmek istedim ama yarıda bıraktım çünkü yetersiz buldum. Pek üniversitedeki eğitimi şey yapamadım ya. O yüzden alaylı bıraktım. Olmak daha mı iyi diyorsun? Bu o sektörde. Ya şöyle İzmir'de sadece Ege Üniversitesi'nde var. Şu an tabii bilmiyorum güncel olarak nerelerde vardır ama Ege Üniversitesi'nde de çok yetersiz kalıyor mutfak filan. Buradan iyi dinleyin bu bölümü seçmek isteyen, bu alanı çalışmak isteyen genç arkadaşlarımız. Buyursunlar devam edin. Yetersiz kaldığı için de mutfağa şöyle bir sıkıntı var bu meslekte okumak istiyorsanız. En iyi şartlar özel üniversitelerde arkadaşlar. Bu bilgilendirmeyi de yapayım size. Çünkü mutfakları olsun, mezuniyetten sonra size sunacakları imkanlar olsun daha üstün. Evet. Benim de şu hayatta en nefret ettiğim şeylerin başında gelir var ya yemek yapmak. Yapan, ben nefret de. Ederim yemek yapmaktan ya. Hiç ona vakit ayıramam, özenemem. Ya evet. Liliput, ne düşünüyorsun? Diyor ki ben yani yemek benim için her şeyden önce gelir. Sen işte şey yapacak, dere yatağında kızartılmış ördek yapacak. Sen de işte diyeceksin ki ben vejetaryenim falan filan. Diyecek ki olmaz. Bu yemek işte şöyle İtalyan mutfağından şöyle böyle geldi. Çok yani önem veriyor. İşine çok önem veriyor. Geç saatlere kadar çalışıyor musun? Çok vaktin oluyor mu sevgilini ayıracak? Ayırırım gerekirse, olmasa bile. Hafta sonlarını falan boş mu? Nasıl? Ya hafta sonları maalesef ki boş olmuyor ama ustama gerekirse hastayım gelmiyorum diye bir yalan bile söyleyebilirim yani. Aa, güzel bir gün için yalan söylenir mi diyorsun? Tabii ki de. Peki, kendini çok iyi ifade eden birisin. Liliput biraz seni dinleyelim. Bir sorun var mı? Ne düşünüyorsun? Yani merak ediyorum şu anda. Beni merak ediyorsun değil mi? Çünkü ben konuşmaları etkiledim seni. Evet. O yüzden onu görmek mi istiyorsun? Bir merak ettim yani. Peki bir şey soracağım. Mesela atıyorum burada karşılaştınız, birbirinizi gördünüz. Atıyorum pardon. Burada tanıştınız. Sonra İzmir'de bir yerde denk geldiniz. Selam verir misiniz birbirinize? Atıyorum olmadı mesela atıyorum. Ben veririm. Der misin? Yani biz seninle meşleşmiştik hatırlıyor musun gibi böyle bir şey falan. Ben çok tatlı olur bu arada. Veririm ya. Biri demiş ki... Patso yapıyor musun? Patso nasıl? Patso hakkında düşüncelerini alabilir miyiz hocam? hiç patso yapmadım. Nasıl yapmadın ya? Liliput diyecek ki canım ya benim midem kazındı. Bir patso yapsana be yiyelim senin elinden güzel oluyor. Ne diyeceksin? Ben patso, bizim mutfağımızda patso yok. Ben patso yapmayı bilmiyorum. Aşk uğruna her şey yapılır. Aa, patso bile diyorsun. Evet. Senin sorun var mı? Bir sorunu... Alalım Liliput'a. Karşıyaka'nın neresinde? Karşıyaka'da Bostanlı'dayım. İyi yer. Sen neredesin İzmir'in? Ben Buca'dayım. Peki asla ya. Olmam, şu kişiyle asla olmam dediğin bir şey var mı? Mesela şöyle biriyle asla olmam dediğin. Ya anlayışlı bir insan beklerim ben. Hani. Ay bu cevaplar da çok şey ya. Saygı duysun, ay, anlayışlı olsun. Yok saygılı. Daha önceki yaşadığım ciddi ilişkimde maalesef ki saygı duyma gibi bir şey olmadığı için
çok sıkıntılar çektim. Ondan dolayı hani bir benim için önemli bir kriter. Neyine anlayış göster, özel değilse bu arada. Nasıl bir şey anlayış göstermedi mesela? Sende bu hassasiyeti aratacak bu şekilde. En başta yakın arkadaşımla aldattı beni. O yüzden. Oğlum bu anlayış değil, bu değil, sadakat. Hayır. Şöyle, en yakın arkadaşım dediğimde de zaten bir noktadan sonra artık konuşmamaya başladım ve kendisine birçok kez uyarıyordum. Hani sen de muhatap olma diye, ki ben şey bir insan da değilim, hani baskı yapmayı pek sevmem. Uyarıyordum devamlı, o da pek dinlemiyordu beni. Çok sinir oldum. Benim kendi kendime bilenmem. Çok uyuz oldum. Neyse, Lilliput sen peki neyi affetmezsin? Yani ben gereksiz vaat verilmesini çok sevmiyorum. Boş vaatler. Sana boş vaatte mi bulunurdu? Evet. Yani genelde karşılaştığım bir durum, o yüzden pek hoşuma gitmiyor. Arkasında duramayacağınız laflar etmeyin arkadaşlar. Aynen öyle. Vaatler. Mantar yağında ters tavada bilmem ne yaptın. Biber sote yaptın. Bu kız mesela yemekten anlamıyor. Önüne getirdi. Aa aşkım, ne güzel menemen yapmışsın dedi, yedi. Ne yaparsın? O menemen değil. Şeyli risotto. Mantarlı risotto. Böyle ki varsa anlatır mısın yemeğin özelliklerini sabırlı bir şekilde? Dışlar mısın? Küçük mü görürsün? Yok, hayır. Yapmam öyle bir şey asla. Yani anlat, hani bilmiyorum ya. Sinirleri bozuldu, cevap ver. Mantar yağında ters tavada. Çünkü mantar yağı çok garip geldi bana ondan dolayı. Ters tavaya da kafamda kurmaya çalışıyorum, tavayı tersten çevir. Peki tamam, çok üstüne gittik yemek konusunda. O zaman açılsın paravan. Bilmiyorum, biraz aranızda bir iletişim olmasını istedim ben. Böyle biraz enerjinizi böyle bir tutturamadım gibi yani geldi. Yani dediğim, saygı duyuyorum. Eğer ki kendisi uygun bulmadıysa benim için. Yok canım, benim kendi öyle, ben uygun bulmadım. Bir böyle bir birebir sohbetiniz sanki şöyle bir akmıyor gibi geldi de. Siz o paravanın açılmasını yani bekliyorsunuz. Açılsın paravan, saçılsın gönüller. Merhaba. Merhabalar. Merhaba, ben de buradayım. Merhabalar. Lilliput'cum, ne düşünüyorsun? Bu gecenin bir DM'i var mı? Olabilir bence. Restorana bir, yarına bir rezervasyon yaparsın gibi geldi Lilliput. Yarına mı? Hemen bir sabahına hatta gidersin gibi geldi dükkanın önüne. Ya Seyfan, bir döner ekmek alabilir miyim? Lilliput ne düşünüyorsun? Birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. Buyur. Yani ne tür müzikler denemek istiyorsun? Tür olarak yani indie diyebiliriz sanırım. Yani peki ya çok favori edindiğin bir sanatçı var mı? Sanatçı olarak hani spesifik olarak söylemem gerekirse Amy Winehouse diyebilirim. Annem çok seviyor. Bu yüzden evde her gün çalan bir şeye sahip. Annemde plağı falan da var. Çok seviyor, o yüzden ben de iyi bilirim. Peki ya dizi ve film anlamında en çok ne tür dizi veya film seversin? Arkadaşlar direkt flörtleşmeyin. Ya dur. Ya. Bu tanışma fazla değil mi şu anda? Yok tabii. Devam edin canım. Ben sizin aranızdaki iletişimi de izlemek istiyorum zaten. Dizi olarak Breaking Bad'i seviyorum. Şu an Your Honor izliyorum. Ben en son The Sopranos'u bitirdim. Şu anda ya daha çok ben anime izlemeyi seven biriyim. Onu belirteyim. Ki o kadar anime sevgim var ki hani dövmesini falan da yaptırmış biriyim. Bakayım dövmesine. Bakayım kollarına. Ya şu anda bilmiyorum şey yapar mıyım da. Burada One Piece animenin ismi bu arada. Zoro. Altta da Luffy var. Yani çizgi romandan sahneler bu. Ki hala da hani o kadar çok seviyorum ki yaptırmayı düşünüyorum. Öyle yani, anime izlemeyi çok seven biriyim ben daha çok. Ben sadece şefler dövmeli olur da bunu emin olmak için emin olmak için dövmeni sordum. Anladım. Yani bu kadar. Lilliput, senden çok soru gelmiyor sanki be. Ben biraz heyecanlandım. Ne heyecanlanıyorsunuz kızım? Bak size diyorum arkadaşlar. Heyecanlanmak yok.
buluşmada heyecanlı. Mesela atıyorum buluşacaksınız atıyorum yarın mesela şakacıktan. Böyle hemen heyecanlı mısın? Konuşmaz mısın? Yoksa canlı yayın olduğu için mi? Yapmayayım bana. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Atıyorum mesela şıkıcıktan. İlk buluşmanız olsa nereye gidersiniz? Ne yaparsınız? Yani bir etkinlik ya da yeme içme gibi. Böyle ne bileyim gece dışarı çıkılabilir. Kokteyl falan içilebilir. O zaman sizin artık chat sizin olmanızı istiyor. Ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce bu oluru var mı? Bir çay içilir mi? Yoksa ben başkalarıyla tanışmak istiyorum der misiniz? Olabilirim bence. Aa. Şefim sence? Ben olumlu bakıyorum gayet. Aa. Ya niye söylemiyorsunuz ya? Peki o zaman. Yes chef. O zaman sizi DM'e doğru uğurluyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi katıldınız. Çok teşekkürler. Evet, başka var mı şu an gelmek isteyen? Çağla'ya bir talip var. Buradaysa o zaman alalım. Sanırım Çağla'ya talip olmak istemişsin. Evet, evet. Neden? Çağla'da neyi, ne etkiledi seni? Çağla'da işte istedikleri, söyledikleri şeyler etkiledi. Diğer türlü de ekranı açınca daha da etkilendim. Diyorsun. Ve peki... Boy olayı da olduğu için bir deneyeyim dedim şansımı. Peki onu etkileyebileceğini düşünüyor musun? Yani çok şey bir hareket, yani buraya geldiysen alman lazım yani. Yani umarım onu deneyeceğim bakalım. Yani çünkü karşısındaki kişi biraz soluklu, böyle durgundu. O yüzden denemek istedim yani. Çok dikkat etmedi gibime geldi. Belki istediği şey biraz... İlgiden sendin yani ilgilenen şey. Çağla'cığım ne düşünüyorsun? Yani ben ilk başta burada değildim. Sonra arkadaşlarım dedi talip var diye o şekilde geldim. Hemen koşa koşa geldin. Yatacaktın zaten. Koşa koşa geldim. Peki. Yarın erkenden dersim oldu. Kızım ne dersi ya? Dur şimdi dersi karıştırma. Peki Çağla'cığım böyle neyi istediğini bilen... istediğini alan biri var karşında. Ne düşünüyorsun? Bu hareketi seni etkiledi mi? Bu hareketi beni etkiledi. Çünkü ben her zaman yani biraz daha konuşkan, atılgan insanları isterim zaten hayatımda. Hem arkadaş olarak hem ilişki olarak. Şaşırdım yani. Beklemiyordum da. Peki tanıyalım bu arkadaşı? Kamera açsın isterseniz. Hadi kamerayı açın. Çağla sen de aç Çağla. Bir yan yana görelim sizi. Enes'cim sen evet. Niye bize zaten katılmamıştın? Ya ben sonradan haberim oldu. Çok geç haberim oldu. O yüzden katılamadım. O zaman seni tanıyalım. Sen ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Ben İstanbul'da okuyorum. Elektrik elektronik mühendisliği. Allah Allah, mühendislik. İyi ya. Benim de bu arada banyodaki benim lamba bozuldu. Işık yanmıyor. masa lambasını taşımak durumunda kalıyorum. Yaklaşık 2 yıldır o şekilde. Ama yaşanıyor yani. Daha birinci sınıftayım. Çok fazla bir şey yapamayacağım gibi ama yine denerim seni istersen. Sıkıntı yok. Ha yok ya, ben o anlamda söylemedim. Ya, belki bir bilgim vardır falan diye. Belki tanın tamirci vardır diye söyledim Öner. O anlamda söylemedim. Tabii yardımcı olurum her zaman. Evet, devam et istersen. Yaşın, neler yapıyorsun? 21 yaşındayım. Hobiler olarak voleybol, tenis. Şu an o ikisini yapıyorum. Tenisi nerede oynuyorsun ya? Efendim? Tenisi nerede oynuyorsun? Tenisi burada üniversitenin sahasında falan oynuyoruz. Hmm. Ya da ayarlıyoruz işte aylık. Arkadaşlar öyle gidiyoruz. Ben tenis izlemeyi severim de o yüzden sordum. Bu arada ben tenis değil ama eskiden ben de masa tenisi oynuyordum. Bayağı. Bu arada dershanede ben de masa tenisi oynuyordum. Tenis değil ama dershanede masa tenisi oynuyordum ortaokuldayken. Yani Öyle söylemek istedim. Evet, yakın. Çok benzer yani. Evet, tenis de geliyor masa tenisi. Aynısı sonra. Abi, aynısı. Peki o zaman. Çağla'cığım ne düşünüyorsun? Bu şekilde birisi sana talip oldu. Yani dediğim gibi böyle hani atılgan bir şekilde başladı. Benim hoşuma gider. Hangi üniversitedesin bu arada? Ben Yıldız Teknik'te. Ben Yıldız Teknik mezunuyum.
Yani bilmiyordum. Evet, iletişim tasarımı. Orta bahçe var ya, onun tam ortasındaki fakülte. Sanat tasarım. Enes'e talip varmış arkadaşlar. Enes'cim ne diyorsun? Bir talibim varmış. Alalım mı onu da? Talibim, yani bilmiyorum, alabiliriz. Ayıp olur mu Çağla sana? Amacım biraz belli gelir. Çağla sana ayıp olur mu? Olmaz, alalım o zaman. Alalım, bir tanıyalım. Biri daha gelmek istemiş. Bakalım. Çağla'cım, birinin gelmesi seni rahatsız eder mi? Yoksa? Yani beni rahatsız etmez ama bana talip gelip de şimdi başkasına direkt okey dedim, bilmiyorum. Sesimi alabiliyor musunuz? Evet evet. Buyurun, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Yayını baştan beri takip ediyorum. Kamera açmak ister misin? Yani... Bir kameranı aç istersen. Biraz heyecanlandım. Biraz heyecanlandım. Okey tamam. Açacağım. Rahatladıktan sonra açarsın. Yani Enes bir geldi, pir geldi yani. Abla olay. Aa. Olay yani. Yok be, normal çocuk işte. Yok, ben kendisini çok beğendim. Bir de Yıldız Teknik'teymiş, mühendismiş falan. Sen neredesin? Yani. Ben de İstanbul'dayım. Çok okulumdan bahsetmekten hoşlanmıyorum. Sabahattin Zaim'de okuyorsun yani. Için. Sabahattin Zaim'de mi okuyorsun? Yok hayır, Medipol'deyim. Çok ısrar ettim. Ben okulumun sosyal görüşünden hoşlanmadığım için çok dile getirmiyorum. Ama ben de mimarlık okuyorum. Ben de sayısalcıyım. Ortak alanlarımızdan biri bu Enes. Peki yani bir şey söyleyeceğim. Bence bu gece benimle devam edebiliriz. ama şimdi Enes bir, yani Çağla'ya talip oldu ve ısrarla şey yaptı. Yani onun aklını çelebilecek misin yani? Emin misin kendinden? Yani çelerim. Çelerim, evet. Çelerim diye düşünüyorum. Allah Allah. Enes, İddialıyım. İkisi de sana olumlu bakıyor. Ama tabii ki de burada şey değil. Belki seni tercih edeceğin kişi diyecek ki ben vazgeçtim. Riskli. Evet, fotoğraf, şey de, görsel de geldi. İsim neydi? Namik mi diyelim sana? Namik diyebilirsin, evet. İsmimi şimdi söylemeyeyim. Aynen, Namik. Biraz anonim kalalım, aynen. Peki. Ama Enes tabii ki kabul ederse ismimi ona söylerim özelden. Instagram'ımla beraber. Kızlar, kızlar fenasınız. Yani başa belasınız. Yok, sana bakmıyorum. Burada senlik bir durum yok aslında. Birazcık Enes'lik bir durum var belki. Ya, hayır, yani... hayır. Yanlış anladın. Bir dakika, ben istemiş gelsin ama benim amacım belli dedim zaten yani. Benim bana yardım edersin. Yani biliyorsun. Çağla'da okeysin sen. Yani ama biraz belliydi amacım şimdi. Zaten yalvardım yani. Ama şimdi mesela durumlara göre, zamana göre, yere göre her şey değişebilir diye düşünerek geldim buraya, bir umut. Yani Enes, çok da bilmiyorum, istekli misin, bana bir şey sormadım, biri gelecek deyince hemen kabul ettin. Enes bu arada boyun kaç? Boyun kaç Enes? Evet, boyum kaç bu arada? Yani boyum beni birazcık boydan şey yapmışım gibi yaptılar ama. Boyum 1.83. Yani bilmiyorum, yeter bence siz. Yani siz, evet, güzel, kadar normal. Çağla. Güzel, 1.83 güzel. Namik, sen de hırçın bir kızsın yani. Tuttuğunu koparan bir kızsın. Evet, biraz. Yani ben dedim ki neden olmasın, neden gidip konuşmayayım, neden İyi yaptın canım. Ben de aday olmayayım. Yani Name'nin bu yanından ben de etkilendim. Enes'i bırakıp Name'ye benim talip olasın. Namik. Hayır hayır. Olmaz yani, bu savaşta ben şey çıkamam. Peki yani Enes'cim, sen yine Çağla'yla mı devam etmek istiyorsun? Yani soru sorma dedi, istiyorsa soru soralım. Benim. Yani Çağla bile senden tabii bir, daha bir, tabii canım bir konuş. Yani inanamıyorum bir, şu an. İnanamıyorum. Şimdi, ama şöyle bir talip oldu, buraya çıktıysanız talip gelir. Yani böyle kimseyi nikahımıza almıyoruz sonuçta. Şimdi sorularını sorun birbirinize. Namik için senin soruların varsa... Tabii ki de vardır. Bir sor Enes'e. Yani şöyle, Enes'im eğlenmeyi sever misin? Yani böyle asosyal ev kuşu biri misin? Ben tipinden hoşlandığım için açıkçası direkt talip oldum ama tabii ki bunlar daha önemli şeyler yani, karakter olarak uyuşmamız. Çok da önemli yani ya. Tabii sosyal aktiviteleri severim.
Yani sosyal aktiviteler değil yani. Böyle mesela ev kuşu musun? Ben hadi bugün kahvaltıya gidiyorum dedim atıyorum. Hadi sen de gel benimle. Hani bu sabah gibi dışarıda bir kahvaltı yapalım dedim mesela. Hani yok canım ne gerek var masrafa mı dersin? Yoksa tamam hadi canım çıkalım güzel bir pazar kahvaltısı tek yapalım. Tek büfede bir kahvaltı gider. Çıkarım aynen tabii ki de yani. Dönüşürüz. O zaman biz seninle gel bir kahvaltı İşte bu be. Nasıl bağladın kız konuyu oraya? Bu arada arkadaşlar ben de öğle yemeği yemeği çok severim. Çağla hattan düştü. Damla ko Çağla'yı alalım. Nasıl ya? Ay kahvaltı. Kahvaltı dedin. Kahvaltı. Çağla'nın da kahvaltı şeyi vardır. En dikkat ettiği şey kahvaltıdır. Niye onu söyledin? Kahvaltı. Çağla sen de gel. Kahvaltı Çağla'nın en önem verdiği şeydir. Çağla'nın en önem verdiği şey kahvaltıdır ve onu söylemeyecektin abi. Çağla'cığım mikrofonu kapalı. Ben bir cevap vermedim ki. Sadece sordu. Ben giderim tabii ki dedim. Ben de ses gitti bu yani arada. Benle gelmeyecektim. Ben zorunda kaldım. Ha, terk etmemiş abi stüdyoyu pardon. O teknik aksaklıktan dolayı. Ya biz sen mekanı terk ettin sandık. Yok. Teknik aksaklıyordum. Ne oldu ne konuştuk ben? Tepeyi terk eden okçular gibi gittin yani. Kahvaltıya çağırdım Enes'i. Dedim ki Beşiktaş'ta bir kahvaltı yapalım kahvaltıcılar. Tabii ki kendisi dilerse Ethem Efendi falan da olabilir ama korkutmayalım gözün diye. Beşiktaş dedim. Sen de istersen dahil olabilirsin ama dilerim ki baş başa bir date olsun. Ben de öyle dilerim sizin açınızdan. Ya ben... Çağla basmaz mısın edeyim o kahvaltıyı ya? Bunları şeyde tavada haşlamaz mısın ya? Ne demek ben de? Yok asla haşlamam. Enes'in tercihi olur yani. Ben bir şey demiyorum. Ben Çağla'dan soru bekliyorum bu arada hala. Sen bana talip oldun. Bence sana inanmıyorum. Tamam ben sorayım. Bilmiyorsun ne yapıp ne yaptığını. Tam birisiyle dışarıda neler yapmaktan hoşlanırsın yani. Sinemadır, bir yeri gezmektir vesaire. Sinema çok seven biri değilim. Evde film izlemeyi daha çok seviyorum ama yani konsere falan gitmeyi severim. Öyle güzel. Ama sen kahvaltıya git istersen. Yok, konser güzel geldi bana. Hangi mesela Türkçe olarak hangi grup seversin? Türkçe, rock ya da alternatif gruplar genelde. Mesela bir Mor ve Ötesi konseri bence güzel olabilir, bilmiyorum. Sen de sever misin? Bence de çok güzel olur da. Evet evet olur, gidelim. Sen de mi geliyorsun? Ay yok ben öyle şey yani öyle havaya konuşuyorum. Bizim kahvaltı yalan oldu galiba gerçekten. Kız boş ver, ben seninle kahvaltıya gelirim bacım. Yani. Bacım ben sana. Bence katılma ya. Enes sanki biraz daha ısrar edersen. Bacım ben gelirim yok kahvaltıya senden. Vallahi çok güzel olur. Biz seninle çok güzel muhabbet ederiz ama yani Enes'in de çabasını ve istikrarını takdir ettim. Şu an söylenecek evet Enes beni çok şaşırttın. Yani. Ne konuda şaşırttın? Yani ne bileyim biraz ayran gönüllüsündür diye düşünmüştüm. Yok ben benim de öyle düşündüm. Ben de öyle düşünmüştüm yani, de geldim buraya ama. Belki yani iş çıkar bize diye. Okey o zaman Namik. Yani görünen köy, kılavuz istemez. Saygı göstermek evet, biraz maalesef öyle oldu yani. Ama kendilerine mutluluklar diliyorum. Namik çok seni bedoyla yaparız. Namik seni bedoyla yaparız. Yayını baştan beri izliyorum. Çok böyle dedim yani kafamda okey olabilecek biri olursa direkt yazacağım diye. Öncekiler çok olmadı. O yüzden Enes de piyangodan son anda yani yayından çıkacakken. Evet Enes. Evet. Kamerayı açınca bir anda Damla'ya yazar halde buldum kendimi ama işte olacağı yokmuş. Aşkım boş ver. Sana başkasını bulurum. Öpüyorum seni. İyi ki geldin. Seni o zaman uğurlayalım. Enes ve Çağla'yla devam ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet. Kaldık baş başa. Üçümüz kaldık güzel burada oldu yine. Çağla'cığım senin Enes'e soruların var mı ya? Bak Enes çok sordu sana. Mesela ben sürekli insanlara böyle takılmayı falan sebebi alıngan bir tip misindir? Hani böyle her dediğimi yanlış anlayıp böyle olayları büyütüp ne bileyim hep böyle sinirli gibi tarzın var mı normal hayatta? Şimdi ben seni çok kısa süredir görüyorum ama. Yok alıngan bir değilim. Hatta ben sevdiğim kişiyle
Böyle uğraşmayı çok severim. Onun da benimle uğraşmasını çok severim. Ben de. Güzel, o zaman ben de çok severim. Ben de bayılırım uğraşma insanlara. Dicek dicek ederim. Okey, peki. O zaman size iyi geceler diliyorum. İyi geceler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Wow. Ama tanrım, terledim ya. Belim tutuldu. Size hangi şarkıyı açmamı istersiniz? Arkadaşlar, gidiyorum demeden bir gideyim ben.